herkese yeniden merhaba. Programımız tüm hızıyla başladı efendim. Medikal estetik hekimi Doktor Özlem Mutlu Çetin hanımefendiyle birlikteyiz. Güzeller güzeli bir hanımefendi ağırlıyoruz. Yine efendim kendi güzel, sesi güzel, yetenekten bol bol nasibini almış yüce Rabbimizler. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizin de böyle güzel, pozitif enerjinizle ben böyle daha da yukarı çıktım açıkçası. Çok teşekkürler. İyi hissettim. İyi hissedin, iyi hissedin hocam. Çok da güzel görünüyorsunuz. Aynı zamanda başka aldığımız bilgiler de var. İyi ki varsın ekibi olarak sizinle ilgili. Biraz da sözü ben partnerime bırakayım. Ben yeniden hoş geldiniz diyorum. Hocam ne düşünüyorsunuz Özlem Hanım'la ilgili? Vallahi Özlem Hanım yıllara meydan okuyanlardan. Gerçekten evet. Değil mi? Maşallah diyelim. Allah şimdi nazar değdirmeyelim. Yok yok, değmez değmez. Vallahi biz bizeyiz canım. Yani ne olacak ki, değil mi? Maşallah diyelim. Yani mutlaka genetik temelleri vardır. Ancak bu kadar genç görünen bir doktor hanımdan gençliğin sırlarını öğrenmek için açıkçası buraya davet ettik. Kendisine uyguluyor mu uyguluyor mu bilmiyorum. Ancak özellikle medikal estetik konusunda bir hekim olarak yaptığı şeyleri ben ilgiyle takip ediyorum. Valla ben de ediyorum. Evet. Çünkü ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani sevgili izleyicilerimizden eğer kabaysa da çok 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 özür diliyorum. Sürçülisan ediyorsam. Efendim Özlem Hanım 3 çocuk sahibi ve zannediyorum cebinden çıkardı çocukları. Nasıl oluyor bu iş? Allah aşkına söyleyin bize. Ay kızardım galiba. Yok yok hocam. Ya olmazsa önümüzdeki dakikalarda boydan şöyle bir endamını da gösterelim hocamızın. Hakikaten 3 çocuk annesi. Ben inanamıyorum yani. Bende hiç çoluk çocuk yok ama hiç. İnşallah olur olur. Olur. Biraz tabii metabolizma. Bir de ben hamileliklerimde hep 8 kilo aldım. Yani koruyucu önleyici tıbba çok merak ettiğim için branşım gereği biraz kendim de hamileliklerim esnasında dikkat ettim. Mevcudu korumak en iyi yöntem bence. Hani deforme olmamak açısından. Hocam çok fazla o mevcut kilo... hale nasıl geliyorsunuz? Aslında bir sorulardan bir tanesi o, öyle değil mi? Haklısınız. Aslında benim genetiğimde ben hep çocukluğumda zayıf biriydim. Çok kilolu biri olmadım. İnce yapılı biriydim ve sonrasında tabii ki mesela bazı dönemler yedikçe böyle kilo alan bir yapım olduğunu fark ettim. Çok fazla ben tatlı. De fark ettim onu ama çok fazla üstünde durmuyorum. O yüzden bir gün fazla kaçırdıysam ertesi gün dikkat ediyorum. Yemiyorum. Tatlıyla çok fazla aram yok. Yani olmamasına gayret ediyorum. Valla hocam benim de hiç aram yok. Yani o beni çok seviyor. Ben onu çok seviyorum ama aramız hiç yok. Evet, bugün neden davet ettik sizi? Aslında şöyle bir şey var. Son dönemlerde rejeneratif tıp, yenileyici tıp hemen hemen tıbbın her alanında kullanılıyor. Ve aslında çok yeni değil. Çok uzun süredir adını duyduğumuz bir ozon terapi ya da ozon tedavisi yöntemi var. Sizin de bunu çok sık uyguladığınızı biliyorum. Hem kendimi öğrenmek için hem seyircilerimiz öğrensin. Bize bu ozon terapisinin ne olduğunu anlatın diye rica ettik. Sağ ol. Şenay sen biliyorsundur diye tahmin ediyorum. Vallahi bilmiyorum. Ya ben ilk çıktığında açıkçası yıllar önce bunu duyduğumda biraz ürkmüştüm. Hani işte böyle ozon tedavisi falan filan böyle bir şeyler bir şeyler. Meğerse hiç öyle değilmiş. Bir tek onu biliyorum. Evet. Korkulacak hiçbir tarafı yok. Hakikaten bizler için de çok faydalı ama Seçkin hocamızın dediği gibi de yani işin aslını sizden bir dinleyelim hocam. Hakikaten şu ozon tedavisi ne? Bir önce öğrenim. Ozon ne nedir? Diyelim isterseniz. Evet, daha ozon doğru. Ne? Ozon ne? Ozon aslında O3 atomundan oluşan bir bileşik. Biz oksijen gazını alıyoruz. Havadan aldığımız gaz bu. Biz oksijen gazını özel bir jeneratörle O3'e dönüştürüyoruz. Ve onu kişilerden 100 cc kan alıp 100 cc ozon gazıyla birleştirip tekrar geri veriyoruz. Bu majör uygulama. Majör, minör ve lokal olmak üzere uygulama yöntemleri var. Ozonun şöyle bir yapısı var. Kararsız bir bileşik olduğu için vücuda girdiği anda bir oksijeni salmak istiyor, vermek istiyor. Bizim amacımız dokularımız oksijenle besleniyor. Dolaşım sistemimiz bizim bütün vücudumuzdaki oksijenasyonu sağlamak üzerine kurulu bir sistem. Dolayısıyla damarsal olarak kanlanma ne kadar artarsa, oksijenasyon ne kadar artarsa biz daha kanlı canlı biri oluyoruz.
Bakıyoruz mesela damarsal hadiselerde bir problem yaşadığımızda kangren dediğimiz oradaki damarla kanın gitmediği bölgelerde bir hipoksi yani oksijensiz kalmasıyla birlikte bir nekroze gidiyor. Mesela diyabetik ayakta bunu görüyoruz. Şeker hastalarında damarsal hadiselerde bir problem olduğu için dolaşımda. Çünkü kan dolaşımında çok ciddi problemler yaşıyoruz, evet, öyle değil mi? Evet. Öyle olunca da tabii oradaki dolaşım bozulduğu için oksijenlenemediği için dokular direkt nekroze olmaya, yaralar açılıyor ve bunda da mesela diyabetik hadiselerde de bir ozonun etkisi var. Ozonu biz şu şekilde kullanıyoruz. Ozon bir tamamlayıcı tedavidir. Primer bir tedavi değildir. Hastalıklarda kullanım yöntemi var. Sağlıklı yaşam, koruyucu, önleyici alanda da kullanım yönleri var. Ne yapıyoruz? Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek amacıyla ozonu kullanıyoruz. Bağışıklık sistemimiz güçlendiği zaman bizim vücudumuzdaki serbest radikaller, antioksidanlar bu etkiyi yukarı çıkardığı için bağışıklık sistemimiz güçlendiğinde vücudumuzdaki kanser hücreleri her yerde dolaşıyor. Bağışıklık sistemi yukarıda olduğunda bunlarla savaşıyor ve kanser oluşumunu engelliyor. Kanser bulunduğu bir yerde bir şey varsa yere oturduğu anda bir o dokuda harabiyet meydana getiriyor. Aslında genetik yatkınlıkları da var ama temel hadise bağışıklık sistemiyle alakalı. Evet, normalde hatalı üretilen hücreler bağışıklık sistemi tarafından yok ediliyor, ortadan kalkıyor. Bağışıklık çöktüğü anda bu hatalı hücreler yok edilemeyince de olmaması gereken yerlerde büyüyerek kansere sebep olabiliyorlar. Ozon tedavisi genel anlamda yardımcı bir tedavi ise eğer oksijenizasyonu arttırmak için yaptığınız bu yöntemler daha çok kişiyi öncesinden korumak ve sağlıklı kılmak için midir tam anlamıyla amacı? Kesinlikle evet. Bizim sağlıklı olabilmemiz için yapılan bir yöntem. Mevcut aslında biz her doğumdan itibaren bizim bir sağlıklı bir yapımız var. Biz sosyal çevrenin bir takım negatif etkileriyle sanayileşme, hipoksiye maruz kalma mesela pilotlar için geçerli. Hı hı. Sürekli uçtukları için düşük basınç ve oksijen gazını da daha az aldıkları için onlar için çok fazla pilot hastam var bu arada. Geliyorlar seanslarına. Dolayısıyla bu faktörlerden mesela nefes tutuyoruz. Farkında uyku apnesi. Gece nefesimizi tutuyoruz farkında ki olmadan. Uyku apnesinin bazı çeşitleri ölümlere bile sebep olabiliyor, evet, eğer tedavi edilmez, öyle değil mi? Evet. Biz dışarıdan oksijeni takviye etmiş oluyoruz. Kişinin normal şartlarda alamadığını, bir takım bloklara sebep olduğunu, onu takviye ettiğimiz zaman haftada 2 ile başlıyoruz. Sonra 10 seanstan sonra ayda 1'e dönüyoruz. Bu bir sağlıklı yaşam kürü gibi. Yani hasta olup kanser olup kemoterapi görmektense biz önce bir kendimizi bir sağlam tutalım. Onun zemini üzerine kurulu. Peki hocam, şöyle bir şey geliyor benim aklıma o zaman. Şimdi bu saydığınız rahatsızlıklarla ilgili kendimizi kontrol altına almak ya da faydalanmak adına yapabiliriz. Ama aynı zamanda da kozmetik olarak da biz bu durumu değerlendiriyoruz. Öyle değil mi? Evet. Yani mesela kan dolaşımı bozukluğundan bahsettiniz. Aslında selülitli olmak da bir anlamda, belki çok basite indirgiyorum şu anda ama bu da biz kadınlar için gerçekten çok önemli. Kan dolaşımı bozukluğundan meydana geliyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla ozon tedavisi yani kan dolaşımı bozukluğuna faydalı olabiliyorsa bu alanda da değerlendirilebiliyor mu veya değerlendiriliyor mu? Değerlendiriliyor. Tamamıyla doğru. Dolaşım sistemi arttığı için selülit oluşumunu engelliyor. Var olan selülite bir etkisi yok ama oluşumunu engelliyor. Var olan selülit için de farklı yöntemlerimiz var. Bunları yok ettikten sonra ozon gazı metabolizmayı hızlandırıyor. Gece daha rahat uyuyup sabah daha dinç kalmanızı sağlıyor. Hücrelerdeki bizim enerji üreten hücremiz mitokondrideki ATP salınımını arttırdığı için gün boyunca daha enerjik oluyorsunuz. Bu temele kurulu. Yani aslında şimdi tabii birazcık daha vurucu olduğu için insanın aklına kötü hastalıklar geliyor ama yani işte biraz önce Özlem Hanım
kemoterapi dedi, kanser dedi. Sen bir hanımların ciddi problemleri, biri çatlaktır, biri selülittir, ondan bahsetmem. Evet. Aslına bakarsanız bağışıklık sistemi, yani nezleden engel, nezle olmayalım yeter. O bile yeri geldiğinde ciddi anlamda sinir bozucu olabiliyor. Ya ben yanlış anlamadıysam, ozon gazı İstanbul'un göbeğinde bizi şöyle deniz kenarında yeşil bir ormanın içerisinde bir saat gezdirip derin nefes aldırıp geri döndürüyor gibi bir şey. Eğer oksijenizasyonumuzu arttırma anlamında bahsediyorsak. Evet. Peki bu uygulamaları bahsettiniz. Önce haftada 2, sonra 10 seansdan sonra ayda 1. Ayda 1, evet. Peki her şey için aynı şekilde mi uygulanıyor? Yani çok özür dilerim araya giriyorum ama işte selülitle ilgili yine haftada 2 mi? Bu misal. Bağışıklık sistemi ve dolaşımı arttırmakla ilgili protokol tamamen koruyucu, önleyici olarak. Bu arada seanslar 15 dakika gibi kısa bir zaman sürüyor. Böyle uzun bir zaman değil. Yani konforlu bir durum. Hani çok uzun bir vaktimizi ayırmıyoruz. Ayda bir 15 dakikamızı sağlığımıza yatırıyoruz vakit açısından. Peki hemen işe geri dönebiliyor mu? Yani tabii iş arasında gelip bunu yaptırıp sonra hemen işine geri dönebiliyor mu? Hiçbir şey yok. Anormal bir durumu yok. Yan etkisi yok. Aksine daha iyi. Her geçen gün daha enerjik olmamızı sağlıyor. Hastalıklarla ilgili protokolleri farklı. Mesela inme hastalarına tamamlayıcı bir tedavi olarak da uygulanabiliyor. Oradaki protokoller yılda 3 kere 10 seans şeklinde uygulanıyor. Hı hı. Blok tedaviler var. Ben daha çok koruyucu önleyici tıp tarafında olduğum için yani dolaşım sistemi, bağışıklık arttırmakla ilgili bir hastam vardı. Çok sık seyahat ediyordu ve kendisi işleri gereği sürekli okyanus aşırı uçuyordu. Ve her gittiğinde uçuk çıkarıyormuş. Sonuçta yani, o da bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu gösteren bir durum. Toplantıya giriyorum diyor, etrafımdaki bir sürü insanların yanında dudağımda uçuk. Başladık biz seanslara. Daha sonra bu uçuk çıkarma sayısı azalmaya başladı. Sonra bir müddet 7-8 ay hiç çıkarmadı. Aa yaşasın, tamam bitti derken bir nazar değdirdik dedi. Bir uçuşunda çıkarmış. Sonra ona ozonlu bir krem verdim. Ve şöyle anlattı bana. Kremi sürdüm ve 4 saat sonra geçti uçuğum dedi. Hmm. Çünkü zaten biz sistemik olarak... Ama ki bu da sizin gibi doktorlar tarafından verilmesi gereken, hani öyle ay gideyim bir ozonlu krem alayım deyip alınmayacak bir şey. Evet. Altını çizerek söyleyelim, aman dikkat. Evet. Ama zaten öyle bir şey satılmıyordur herhalde. Ozon bahsettiği gibi bir jeneratörde hazırlanıyor dedi. Yani kremler şöyle, biz kendi özel ozon firmasından alıyoruz kremleri. Hmm. Ama hani eczanelerde satılıyor mu bilmiyorum açıkçası, ama yani bu şey değil, tamamıyla tıbbi ve tedavi amaçlı kullanıldığı yani için medikal olarak satılması ve medikal doktorlarının vermesi, tavsiye etmesi gereken zaten bir şey daha. Sürece bakarsan kan alınıyor. Evet. Kan ozonlanıyor. Aynı kan tekrar transfüze ediliyor. Zaten bu işlemin tamamı hekim kontrolünde olması gereken bir işlem. Ama bu arada benim hoşuma giden şeylerden bir tanesi daha var. Yine sizin cümlelerinizin arasında. Metabolizmayı hızlandırıyor dediniz. Evet. Yani sonuçta biz sağlıklı bir şekilde kilo vermemiz için, verebilmemiz için metabolizmamızın hızlı olması lazım. Hı-hı. Değil mi? Evet. Şimdi ben biraz önce mesela yediklerim umarım hızlı bir metabolizma günüme denk gelmiştir. Kahvaltıyı biraz ağır yaptım çünkü. Afiyet olsun. Biz şöyle yapıyoruz. Ozonla birlikte diyet tedavisini daha işe yaradığını gördük. Metabolizma hızlandığı için. Hocam çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Ama şunu sormadan geçemeyeceğim. Diyet mi, sağlıklı yaşam mı? Çünkü aslında diyet demek sağlıklı beslenmek demek, ama biz hala onun arasındaki farkı bir ayırt edemedik. Şöyle, aslında sonra diyetin ismi biraz ağır galiba. Hani diyet deyince insanlar biraz tedirgin aşk oluyor. Aşk almak zannediyorlar, halbuki kibrit alakası kutusu yok. Evet, diyet değil aslında, sağlıklı beslenme dersek çok daha doğru olacak bence. Bence de, yeniden hatırlatmış olalım. Hocam ben size doyamadım. Ben bu ozon tedavisiyle ilgili konuşmaya devam etmek istiyorum. Önümüzdeki programlarda yeniden sözünü alalım sizden. Tamam, peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. 41,5 kere maşallah çok diyorum. Çok sağ olun. Ben hala inanamıyorum. 3 çocuk cepten çıktı herhalde. Çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim, medikal estetik hekimi Doktor Özlem Mutlu Çetin hanımefendi bizimle birlikteydi. Ozon tedavisine dair çok özür diliyorum. Ozon tedavisine dair bir kısmından bahsettik. Şimdi